Şimdi Demetciğim, iyisin değil mi hayatım? İyiyim, sizler? Ben de iyiyim, çok sağ olasın. Güzel lezzetler yapacağız. İlk önce hangisini yapıyorsun? Önce güllaçla başlayacağız. Ocağımızı yakacağız. Neler sütümüz kullanacaksın? Var. Şimdi güllaç yapraklarımız var. Evet. Bir paket zaten. İçinden 12 yaprak çıkıyor. 4 su bardağı şekerimiz var. İri çekilmiş cevizimiz var. Fındık olur, ceviz olur. Gül suyumuz var yarım su bardağı. 2 litre de sütümüz var. Şimdi ben sütümün altını ocağıma açtım. Evet, şu anda açıldı. Şimdi şekerimi ekliyorum 4 su bardağı. 4 su bardağı 2 litre sütü. 2 litre süt, evet. Bunu kaynatacağım. Evet. Karıştıracağım. Şekerim eriyecek. Kaynatacağım. Kaynattıktan sonra tepsiye güllaç yapraklarımı dizeceğim. Parlak tarafı üste gelmesi önemli. O da önemlidir. Evet. O şekilde dizeceğim. Arasına ceviz ekleyeceğim. Güzel bir şekilde hazırlayacağım. Üstüne çilekli süsleyeceğim. Kimisi yapar hayatım. Böyle çok sulu sulu yapış yapış olur. Kimisi de onun kıvamını çok güzel ayarlar. Onun sırrı ne? Sütünü ayarlamak. Evet, evet. Yani şöyle 12 yaprak, 13 yaprak kadar oluyor bir paket. Yani 300 gramlık bir paket oluyor, öyle söyleyeyim. Marketlerde bulunuyor. Ona 2 litre süt tam geliyor. Bir pakete 2 litre süt ve ne 4 kadar su bardağı şeker? 4 su bardağı şekerden hazırlayacağız. Parlak kısmı üste gelecek şekilde tepsimize dizeceğiz. Evet. Sıcaklığı nasıl olacak? Kaynayacak. Süt kaynar olacak. Kaynar mı dökeceksin? Evet. Çok yumuşacık olmaz değil mi hayatım? Yok. O çekecek onu. Çekecek. Hay hay. Bir taraftan nasıl hazırlıyoruz göreceğiz zaten. Güllaç hakikaten çok da kolaydır. Çok da pratiktir. Önemli olan ölçüsüdür. Ve kıvamını ayarlayabilmek. Kısa sürede hazırlanabilecek. Evet. Değil mi? Hafif tatlı. Evet. Önden onu yapalım ki çeksin. Çeksin. Hadi bakalım. Demetciğim ne yapıyoruz? Şimdi yoğurtlu sultan kebabı yapacağız. Yufkalara tavuk sote yapacağız. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Kuru soğanımız var. Onu doğradım kokmasın diye. Altını yakacağız. Evet. Diğer malzemelerini de sayalım. Haşlanmış İçine, tavuk göğsü var. Evet. Tavuk göğsümü haşladım. Biraz didikledim. Suyunu ayırdım. Bir tane orta boy kuru soğanımız var. Yeşil biberimiz, kırmızı biberimiz var. İşte sıvı yağımız var. Baharatlarımız, pul biber, kekik, karabiber, tuz. Bununla tavuğumuzu soteleyeceğiz. Sarımsağı da soğanla beraber sarımsağı biberlerle da, mi soteleyeceğiz? Daha sonra üzerine yoğurt gezdireceğiz. İstersek sarımsaklı yoğurt, istersek sade yoğurt. Nasıl arzu edersek. Üzerine de şöyle tereyağlı bir sos gezdireceğiz. Güzel. Sen iç harcını hazırla. Çünkü yufkalı böyle börekli lezzetlerde iç harcının soğuk olması gerekiyor, evet, değil mi? Parçalanmasın diye. Hazır yufkalarla yapacağımız güzel bir börek olacak. Evet. Ama şeklini nasıl vereceksin? Onu birazdan biz zaten yakın planda sohbet ederken göreceğiz. Tepsimize yağlı kağıt serdin. Hazırlayıp yağlı kağıda yerleştirdikten sonra üzerine bir şey sürecek misin? Yok, bir şey sürmeyeceğim. Biraz fırında yufkalar kızaracak. Kızarana kadar şöyle bir 5-10 dakika kızarsa yeterli, 200 derecede falan. Sonra kesip güzel üzerine tavuk suyu gezdirip. Kilit gibi. Evet evet. Değil mi? Emecek onu. Emecek. Aynen öyle. Canımsın. Yufkalarımızı nasıl yapıyoruz? Şöyle biraz önce de gösterdik. Yufkamızı açıyoruz. İçine harcımızı koyuyoruz. Soğan, haşlanmış tavuk, biberler ve baharatlar. Evet, baharat istediğiniz kadar. Biraz da sarımsak ekledik 2 diş kadar. Şöyle sarıyorum. Zaten yufkalar. Şöyle. Tepsime diziyorum. Fırınım 200 derecede ısındı. Evet, fırına yolluyorum. Yufkalarımız kızaracak kadar pişiriyoruz. Hiç yağ falan gezdirmiyorsun. Yok. İçinde zaten çıtır çıtır var. Olacak. Çıktıktan sonra onu keseceksin. Evet. Dilimleyeceksin. Sonra tavuk suyu gezdireceksin. Tavuk suyu gezdireceksin. Sonra tereyağında pul biber falan yoğurt şekil yapacak mısın? Üstüne, yoğurt. Evet. En üstüne de evet tereyağında şöyle bir sos. Harika. O zaman fırına gönderebiliriz. Gönderelim. Ezgi. Güzel güzel. Dinleyeni görüyor musun? Nasıl dinliyor böyle? Böyle. Heyecanla. Bir an önce o. Pişse. Yiyelim. Hakan'cığım canım benim. Güzel lezzetimiz fırında pişsin. Evet. Sonra ne yapacaksın reklamlardan sonra? Sonra bahar salatası yapacağız. Şöyle semizotlu. 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 Ay denk geldi. Ya semizotu metabolizmi hızlandırıyor ve zayıflamada çok büyük etkisi var. Haftada bir bazen iki mutlaka onun salatasını ama yağsız nar ekşiyle. Zaten sos koyduğunuz zaman çok da yağ istemiyor. Mutlaka beslenme uzmanım verirdi bana semizotunu. Omega 3 bir de değil mi? Omega 3 tabii ki aynen. Ama 1, 2, 3 derken tabii ki insanoğlu bal yiyen baldan bıkarmış ama orayı atlattım. Şimdi yine yoğurtla karıştırıp da çok seviyorum. Yapacağız, nasıl yapıldığımızı da öğreneceğiz. Tekrar birlikteyiz, kaldığımız yerdeyiz. İkbal Gülpınar'la sohbetimize devam edeceğiz. Çok güzel kokuyor burası. Yufkamız artmıştı, ondan da gözleme hazırladı Demetciğim. Evet. Ah çok fena. Fırında da böreğimiz, tavuklu böreğimiz pişiyor. Çıktıktan sonra yoğurtla servis edilecek ki
onu hazırlarken ne yapacaksın? Devam edeceksin. Evet. Onu da koyalım. Evet, aynen. Ha, bunu da pişireyim. Kalabalığız. Yine de korkak alıştı. Değil mi? Aynen öyle. Bu da kalmasın. O da bir tarafta. Ağlamasın orada. Ay çok güzel görünüyor. Çok da lezzetli görünüyor. Salata yapacağız. Semizotu salatası. Neler evet. kullanacaksın? Şimdi semizotu yapraklarımız var. Akdeniz marulu kullanacağız. Salatalık, kırmızı biber, birkaç dal taze soğan, çeri domates, tane mısır, sosu içinde zeytinyağı, sirke, nar ekşisi, tuz kullanacağız ve limon suyu. Harika. Güzel, güzel bir sos sunum olacak. Yapacağız. Evet. Harikasın. Sen onu hazırlarken biz sohbetimize devam edeceğiz. Tamam. Birazdan fitoterapist Şevki Güngör bizlerle birlikte olacak. Neler yapacak onu söylemek istiyorum. Nefes açıcı ve alerjileri yok eden karışım hazırlayacak. Sonra sivilcelere iyi gelen cilt maskesi yapacağız. Sonra karaciğer yağlanmasına iyi gelen bir kür hazırlayacağız. Terleme önleyici bitkileri konuşacağız. Yaz geliyor malum. Birçok kişinin de çok fazla terlediği için sosyal hayatta da biraz etkilenebiliyor. Rahatsız oluyorlar. Kendilerini iyi hissetmiyorlar. Onlar için önemli bitkileri konuşacağız. Varisi olanlar, özellikle hanımların çok fazla varisi oluyor. Meslek hastalığı olarak da bilinir. Varislere iyi gelen bitkilerle güzel bir karışım yapacağız. Onu da belirtmek isterim.